Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biraz ara vermiş oldum ama bir önceki videomda onu izlemediyseniz de yukarıya koyarım. Bununla ilgili ufak bir açıklama yapmıştım. O yüzden o kısmı geçiyorum ve tekrar affınıza sığınarak videomuza geçmek istiyorum. Evet, bir çarşamba günü ve bizim film günümüz çarşamba günleri bilmeyenler için. Ve bugün size çok güzel bir film getirdim. Filmimiz Dream adında bir film. Türkçe olarak Netflix'te Rüyanın Peşinde gibi bir çeviri yapmışlar. Ama orijinali Kore'de geçen ismi Dream. 2 saat 5 dakikalık bir filmimiz. Ve çok böyle nasıl diyeyim size, sakin tempoda ama sizi güldürecek, mutlu edecek. Ve böyle bilmiyorum, ben izlerken çok huzurlu hissettim. Bolca da güldüm filmde. Bir böyle komedi tarzı, dram komedi. Böyle bir değişik bir filmdi ama çok güzeldi. Şimdi biraz oyuncularımızdan bahsedip ardından konusuna değinmek istiyorum. Park Seo Joon ve Lee Ji Yoon adlı oyuncularımız başrolleri paylaşıyor. Zaten ikisi de çok ünlü isimler ve şu an kariyer olarak da zirvede bulundukları bir dönem ve çok da güzel olmuş, yakışmışlar karakterlerine diye düşünüyorum. Ve gelelim artık konusuna. Konusu şu: Park Seo Joon'un canlandırdığı karakter bir futbolcu. Ve bulunduğu takımda yaşadığı ve bir takım ekstra olaylarla beraber bağlı olduğu ajans onu Evsizler Ligi Dünya Kupası'da yarışacak bir takımı eğitmesi için görevlendiriyorlar aslında. Çok istemese bile evsiz insanlarla birlikte olup onları eğitip onları bu Dünya Kupası'na hazırlaması gerekiyor ve bu süreci ele alan bir film aslında. Peki diyebilirsiniz ki diğer başrolümüzün kısmı nerede burada? O da bir belgesel çekiyor. Yani bu futbol macerasının Dünya Kupası'nın işte hazırlanması vesaire gibi, çok detay vermeyeceğim ama bir belgeselciyi canlandırıyor burada kendisi ve çok tatlı, sakin, tempolu, sevebileceğiniz bir film diye düşünüyorum. Ve aslında size de biraz yeni evim ve odamdan merhaba demiş oluyorum. Burada muhtemelen çekiyor olacağım videolarımı. Evet, gelelim yorum kısmına. Şimdi yorum kısmında şunları söyleyeceğim. Film beni bu tebessümle baştan sona izlettirdi. Aynı zamanda yani evsiz rolündeki oyuncularımız çok başarılı karakter canlandırmaları yapmış. Ve her biri de inanılmaz güzel hikayelere sahipti. Mesela herkesin bir hikayesi olması benim çok hoşuma gitti. Ve hepsine de değinilmişti. Biri mesela kaybolan kız arkadaşını arıyor. Biri çok zenginken işin işte iflas etmiş ve hapishaneye düşmüş, çıkmış sokaklarda. Biri arkadaşına kefil olmuş, aldatılmış, evsiz kalmış. Ondan sonra bir öteki sakatlığından sonra işte barınamamış, sokaklara düşmüş gibi hikayeleri görmek ve duymak da güzeldi. Aynı zamanda şu da filmin ana mesajı da şu: aslında bir şampiyonluk söz konusu değil finalinde. Sadece ödül almaları şununla alakalı, hani popüler takımı, yılın işte popüler takımı gibi. Ama buna rağmen bütün o son maçta Alman takımı ile yarışırlarken tüm taraftarların Kore'yi desteklemesi ve onların da bütün güçlerini toplayıp aslında savaşmaları ve emin olun elinizden geleni yaptığınız zaman sonuç çok önemli değil. Çünkü önemli olan, onların isteği zaten şampiyonluk değil de, onlar her birinin kendi sebebi vardı orada görünmek için ve bunun için savaşıyorlardı. Fakat en son noktada takım ruhunu da gördünüz. Bütün o birlik, beraberlik ve insanların onlara olan destekleriyle çok güzel bir final olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz için de
Yani filmin final sahnesi çok güzeldi. O da bir gol atıyor ve hani koşuyor. İlk filmin başlangıcında çünkü yetişemiyordu diğer oyuncuya ama burada kaleye de kafayla gol atıyor ve çok da güzel bitiyor film. 2 saat nasıl geçti ben çok anlamadım. Gerçekten çok keyifli ve mutlulukla izledim. Yer yer tabii ki üzüldüğümüz noktalar da oldu. İnsanları özellikle ünlü isimlerin de insan olduğunu unutuyoruz. Annesiyle ilgili bir tacizde bulunuyordu gazeteci sürekli olarak. Ve hani o da bir tepki gösterdi. Yanlış tabii ki şiddet uygulamaması gerekiyordu. Ama nasıl halkın hemen ilgi gösterdiğini de gördünüz. Gibi gibi böyle beni bıraksanız sabah kadar konuşurum. Özlemişim de bu arada video çekmeyi çünkü epey bir ara vermiş oldum. Ama bu şekilde genel düşüncelerim bu şekildeydi. Ve teşekkür ediyorum videomu buraya kadar izlediyseniz. Filmi izlemeyi, aşağı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.